Değerli konuk temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada HDP ile dayanışma duygularımızı ifade etmek üzere bir araya toplandık. Ortak olarak hazırladığımız basın metnini sunacağım ben de size. Türkiye demokrasi tarihi, siyasi iktidarların ve vesayet makamlarının muhalifleri zor, baskı ve şiddet yöntemleriyle baskı altına alma, yok sayma tarihidir. Bu baskı altına alma ve zor kullanma bazı zamanlarda azalsa da her zaman varlığını devam ettirmiştir. Bugünün Türkiye'si ise bu tarihin en zor ve demokrasinin nefes alamadığı zamanlarıdır. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkarılan 20 Temmuz OHAL ilanı ve kararnamelerle Türkiye artık neticeleri öngörülemeyen yeni bir siyasal rejim ile tanışmıştır. Bu yeni rejimin adı emek sömürüsüdür. Muhalefet için cehennem ateşi, demokrasi ve özgürlüklerin can çekişmesi, din istismarcılığı, adaletin ölümüdür. Kısacası bu kötülük rejimidir. Baskıcı, antidemokratik bu yeni rejimde dün olduğu gibi bugün de nefes alamayan, nefes aldırılmayan, bu ülkenin vicdanı olan demokratlar, solcular, emek ve insan hakları savunucuları devrimcilerdir. Demokrasi, insan hakları, emek ve toplumsal barış mücadelesi verenlerin geçmişten bugüne büyük bedeller ödeyerek yarattıkları kazanımların yok edilmeye çalışılmasını hukukla, yasalarla izah mümkün değildir. Demokrasi yürüyüşünün talepleri sadece HDP'nin talepleri değil, ülkenin temel demokrasi sorunlarıyla ortaya çıkan olumsuzluklara karşı özgür ve eşit yurttaş olmaya çalışan her bireyin, her toplumun ortaya koyduğu taleplerdir. Siyasal iktidar medyasıyla, bileşenleriyle, bürokrasi, yargı, askeri tüm devlet aygıtları ile HDP şahsında tüm muhalefeti susturmak, demokrasi kazanımlarını ortadan kaldırmak ve bu kötülük rejiminin kurumsallaşmasını sağlamak çabası ve gayreti içerisinde. Bir siyasi parti olmaktan öte, siyasal iktidarın hem kendisinden çekindiği büyük bir irade ve mücadele geleneği, hem de siyasal iktidara karşı onu iktidardan düşürecek en güçlü toplumsal muhalefet yapılarından biridir. Bu toplumsal muhalefetteki gücün tarihsel sorumluluğunu üstlenen HDP, yaşanan gelişmeler karşısında aldığı kararla 15 Haziran'da Hakkari ve Edirne'den başlayıp 20 Haziran'da Ankara'da sona erecek darbelere karşı demokrasi yürüyüşü kararını kamuoyuyla paylaşmış ve Türkiye'nin 3. büyük partisi olarak temel hak ve özgürlükler için demokrasi yürüyüşü başlatmıştır. Anayasal güvence altına alınan ifade özgürlüğü, toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkı, siyasi faaliyetlerde bulunma hakkı, AKP ve MHP iktidarının yürüyüşlere izin verilmeyeceği söylemleri ve valiliklerin COVID-19 pandemi gerekçesiyle yürüyüşlerin yasaklanması, bu temel insan haklarını ortadan kaldırmaya yönelik siyasi kararlardır. Özellikle COVID-19 pandemi yasaklarının tamamen kaldırıldığı bir süreçte bizzat siyasi parti ismi zikredilerek pandemi gerekçesiyle yürüyüşün yasaklanmasının hukuki dayanağı ve meşruiyeti yoktur. HDP üzerindeki baskılar, HDP'ye yönelik gözaltılar ve HDP'nin sivil demokratik siyaset alanının gelişmesine yönelik gayret ve çabasına karşı siyasi iktidarın ve ortaklarının tutumu, salt HDP'ye karşı geliştirilen bir tutum ve uygulamalar olmayıp tüm toplumsal muhalefete ve demokrasi mücadelesi veren bizlere karşı girişler bir devlet haklıdır. İnsan hakları, temel hak özgürlüklerinin savunucusu olan baroların, mühendis ve mimar odalarının yapısının değiştirilmeye çalışılması, siyasi partiler ve seçim kanunlarının demokratikleşmesi yerine kendi iktidarlarını kalıcı hale getirme girişimleri adına atılan tüm bu adımlar aynı devlet aklının ürünüdür. Türkiye'de ekonomik krizin faturası emekçilere çıkarılmış, gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler cezaevine konulmuş, halkın iradesi, kayyum atamaları ve vekilliklerin düşürülmesiyle halkın iradesi gasp edilmiş, yargı üzerinde tahakküm derinleşmiş, anayasal güvence altında olan demokratik kurumlar susturulmaya çalışılmış, OHAL kararnameleri ile OHAL düzeni kalıcı hale getirilmiş,
halkın iradesinin temsilinin tezahürü olan meclis işlevsiz hale getirilmiş, şiddet ve nefret söylemi ile toplumsal kutuplaştırma ile toplumsal barış ortadan kaldırılmış, ülkenin doğal zenginlikleri rant ekonomisine peşkeş çekilmiş, toplumsal cinsiyet eşitsizliği erkek egemen zihniyet iktidarı ile daha da derinleştirilmiş, demokratik hakların kullanımına karşı polis devleti uygulamaları ile engellenmiş ve darp, kötü muamele, işkence vakaları yaygınlaşmış olup bu siyasal ortamda Türkiye nefes alamayacak duruma gelmiştir. Türkiye artık yönetilemez durumdadır. Bizler Adana Emek ve Demokrasi Güçleri olarak başta HDP üzerindeki baskılar ve demokratik siyaset üzerindeki engellemeler ve yasaklamalara karşı demokratik tavır ve mücadelenin bir hak olduğunu bir kez daha hatırlatır ve bu ülkenin emek, adalet, demokrasi ve insan hakları savunucuları olarak siyasal iktidarın baskı, zor ve hukuksuz uygulamalarına karşı demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğimizi belirtir. Bu özgürlük ve demokrasi mücadelesine tüm kamuoyunu duyarlı olmaya çağırırız. 18 Haziran 2020.